Merhaba sevgili izleyiciler. Bir sosyal medya gündem yayınıyla tekrar sizlerleyiz. Türkiye'deki bilgileri ne yazık ki sosyal medya platformlarını takip ederek elde edebiliyoruz. Çünkü medya Erdoğan'ın etrafında ve onun belirlediği sınırlar, onun söylediklerinin propaganda araçları olarak faaliyet gösteriyorlar ve aslında dehşet bir manipülasyonu Türkiye toplumuna dayatıyorlar. Dünya bunun farkında. Yurt dışındaki insanlar bunu rahatlıkla görebiliyorlar. Ama bu bombardımanın altındaki Türkiye insanı kendisini ifade etme konusunda dehşet bir sıkıntı yaşıyor. Ve sosyal medya platformları üzerinden kendilerini ifade etmek isteyenlere karşı da saldırılar var, işte gözaltılar var, tutuklamalar var vesaire ülke içerisinde bir anlamda insanların seslerinin çıkarmasının önüne geçiliyor. Bu vesileyle aslında yurt dışında yaşayan gazetecilere, sosyal medya platform kullanıcılarına görev düşüyor. Daha çok bilgi, daha çok haber paylaşmak ve daha çok insana ulaşmak gibi bir görev ve sorumluluk da kendisini bize dayatıyor. Ve sosyal medya gündem olarak da biz de bu hafta sosyal medya platformlarından derlemiş olduğumuz haberleri sizle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Ama buna geçmeden önce her zamanki gibi ne diyoruz? Gülistan doku nerede? Evet tam 1450 gün oldu Gülistan dokudan haber alınamıyor. Gülistan doku bildiğiniz gibi Muzur Üniversitesi öğrencisiydi ve bundan 1450 gün önce kaybettirildi ve kaybettirildiği günden bugüne kendisinden herhangi bir bilgi alınamıyor. Bunun ana sebebi nedir? Tabii ki bu yapı, bu iktidar, bu devlet, bu bakış açısı ve insanını böyle gören, yani insanını değersizleştiren bir bakış açısıyla toplumun e, idare edilmeye çalışılması ya da toplumun bu statü içerisinde tutularak iktidar çevresinin de palazlanmasının önü açılıyor ve bu vesileyle de kolluk kuvvetleri de bu iktidarlaşmaya hizmet ediyor ve Türkiye'de de kolluk kuvvetlerinin işlemiş olduğu suçlar, ne yazık ki yargılanmıyor. Hatta destekleniyor, tahrik ediliyor. ve aslında Türkiye cezaevlerine baktığınız zaman da mağdurlar cezaevinde katiller dışarıda bir sistem oturtulmuş ve bu sistem üzerinden de çocuklarımız ölüme gönderiliyor. Evet Türkiye'nin en temel gündemlerinden bir tanesi Irak'ta yaşanan çatışmalar Kuzey Irak'taki bu çatışmalarda kayıplar var. Bu kayıpları da biz ne diyoruz? Biz ölürken diye tarif ediyoruz, tanımlıyoruz. Biz ölüyoruz ama birileri bundan büyük zevk alıyorlar. Birileri bundan kendilerine pay çıkarıyorlar. Birileri siyasal rant elde ediyorlar. Ve biz öldükçe onlar daha da zengin oluyorlar, daha da güçlü oluyorlar. Daha da aslında acımasız ve vicdansız bir hal alıyorlar. O vesileyle biz de bugün sosyal medya platformları üzerindeki bazı paylaşımlar üzerinden bir değerlendirme yapmaya, yorum yapmaya çalışacağız. Şimdi birincisi ve görülmesi gereken en temel şeylerden bir tanesi bu hayatını kaybeden insanların, çocukların, gençlerin nereden toparlandıkları ve bu savaşın içerisine götürüldükleri konusu. Şöyle görüyoruz. Bu, bu, işte Kuzey Irak'a gönderilen çocukların birisinin yaşadığı ev. Bu evdeki insanlar, bu evdeki insanlar, işte bu gençler, savaşa gönderiliyorlar. Savaşa gönderilirken, gönderilirken de bunlarla bir sözleşme yapılıyor. Sözleşme yapılıyor. Ne sözleşmesi? İşte dikkat ederseniz, son işte Milli Savunma Bakanlığı'nın sayfasında da diğer paylaşımlarda da, devlet erkinin paylaşımlarda da görüyorsunuz. İşte sözleşmeli piyade er ya da sözleşmeli kim falan diye geçiyor. Şimdi içinin başında sözleşme olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani eskiden Türkiye Cumhuriyeti'nde 20 yaşına gelen insanlar ne yapıyorlardı? Gidiyorlardı askerlik görevlerini yapıyorlardı. Eskiden çok uzun yapıyorlardı. Sonra kısalttılar. Sonra zenginler için bedelliği çıkarttılar. Fakirler için ne bileyim e, hizmet kapılarının tümü sonuna kadar açtılar. Ve savaş cephesinde de bir sözleşmeli ordu e, oluşturarak e, girdiler. Şimdi sözleşmeli kavramı bir anlamda paralı askerlik manasına geliyor. Yani sonuç itibariyle bu çocuklar birer asker değil, birer asker değil, sözleşmeli sözleşmeli savaş aygıtları olarak algılanıyorlar, değerlendiriliyorlar ve biliyorsunuz daha düne kadar da e, bu hayatını kaybedenler için ne deniliyordu? İşte askeri zayiat yani e, diye de değerlendiriliyor. Değerleri böyleydi. Böyle yorumlanıyordu. Şimdi bu evde yaşayan insanlar, bu evde yaşayan insanlar bu evde yaşayan diğer insanları da beslemek için yani bunu açık ve net şekilde dile getirmek gerekiyor. Çünkü bu fakirlik içerisinde yaşayan insanlar kardeşlerini, annelerini, babalarını da doyurma ihtiyacı duyuyorlar. İşsiz bırakılmışlar, işleri yok. Yani nerede çalışacaklar? Okulda bitirmiş olabilirler, üniversite mezunu olabilirler, herhangi bir meslek sahibi olabilirler. Ama iş alanları yok. Ne açılıyor o işsizler ordusuna? Savaş cephesi açılıyor ve savaş cephesinde alacakları aylık karşılığında işte annesini babasını bu evde doyurmaya çalışıyor. Bu evde, bu evde yaşamını idame ettiren, ailesini geçindirmeye çalışan bu çocuklar, bu çocuklar bu sarayda yaşayanlar için hayatlarını veriyorlar. Biz öldükçe sarayları büyüyor. Mesela ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Bir bakıyorsunuz işte Ankara'nın göbeğinde bir saray inşa edilmiş. Ve biz ölmeye devam ediyoruz. Biz ölmeye devam ediyoruz. Bir bakıyorsunuz işte al hatta işte kışlık saray yapılmış. Biz ölmeye devam ediyoruz. Onlar işte ne bileyim Ege sahillerinde bir de yazlık saray inşa ediyorlar. Bunları inşa ederken mesela aynen insanlarımızı ölüme gönderdikleri gibi doğamızı da öldürüyorlar. Yani bu, bu devasa sarayların yerleştirilmesi için işte ormanlar kesiliyor, yollar, tarlalar vesaire işte ne bileyim kamulaştırılıyor ve hepsi de beyefendilerin hizmetine sunuluyor bu sarayda yaşasınlar diye. Bu sarayda yaşayan, bu sarayda yaşayan zat-ı muhterem Recep, zat-ı muhterem Recep ve Recep'in oğulları. Yani son şubayla diyorsunuz Türkiye'de mesela sosyal medya platformlarına bakınız. Başkomutan. Beyefendi başkomutan. Ama beyefendinin çocuklardan bir tanesi çürük, diğeri de bedelli. Yani bunlar, bunlar, bu çocuklar beyefendilerin çocukları için kurban olarak gönderiyorlar. Biz orada ölüp kimin güvenliğini sağlıyoruz mesela Türkiye cumhuriyeti devletinin, devletinin Irak'ta, Suriye'de bulunması hangi vatandaşımızın yaşamını, ilişkisini, çocuklarını tehdit eder bir pozisyonda kimin? İç çeviren Recep'in çocuklarının, iç çeviren bakanların çocuklarının, iç iş çeviren işte ne bileyim kendisine milli savunma bakanı diyenlerin çocukları ne yapıyorlar? Sırtımızda palazlanıyorlar. Devasa sermayeler eee örgütlüyorlar. Lüks içerisinde yaşıyorlar. Lüks içerisinde yaşıyorlar. Şimdi bunun bunun yani nasıl bir izahatı olabilir? Yani sonuç itibariyle şöyle bir şeyi sormak gerekiyor. Bizim çocuklar niçin ölüme gönderiliyor? Bunun izahatının verilmesi gerekiyor. Bizim çocuklarımızın Kuzey Irak'ta işte Kuzey Suriye'de bulunmasının gerekçesinin izah edilmesi gerekiyor. Bununla orada olmakla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejisi nedir? Bunun halka anlatılması gerekiyor. Kürt öldürmek üzerine siyaset kuramazsınız. Kürtlerin öldürülmesi üzerine silah ticaretini örgütlenmek suretiyle palazlanamazsınız. Siz Kürtlerin öldürülmesi üzerine Irak'taki petrolü İstedebilim eee Türkiye üzerinden İsrail'e pazarlayıp zenginliğinize zenginlik katamazsınız. Bunun için var olan bir savaşta bizim çocuklarımızı vatan, millet ve bayrak diye ölüme gönderilmeleri gönderilmeleri karşısında da bu ailelerin durması gerekiyor çocuklarını ölüme gönderenlere hesap sorması gerekiyor demesi lazım ki benim çocuğum neden orada ölmek zorunda bırakıldı? Ya da şunu sormak zorunda benim çocuğuma 3-5 bin lira aylık verip o savaşın, o cehennemin ortasına gönderirken senin çocuklarının benim çocuklarımda daha kıymetli nesi var ki seninkiler birisi çürük raporu alıp kenara çekiliyor diğeri de işte e, bedelli ödeyip e, kıyıya çekiliyor. Yani bunu e, bize reva gören şey nedir diye sorulması gerekiyor. Ama ne yazık ki bizde nedir? Bizde nedir? Bir toplum eğer düşürülmüşse, bir toplum fakirleştirilmişse, diyorlar ya mesela eskiden ne derlerdi? Allah insanı açlıkla terbiye etmesin. Açlıkla terbiye etmesin. Açlığa öylesine bir mahkum edilmiş bir toplumsallık ki işte burada yaşayan İnsanlar, bu fakirhanede yaşayan insanlar çocukları ölme gittikten sonra da ne mutluyum diyor. Ne mutlu ki benim oğlum şehit düştü diyor. Bu mutluluğun arkasında bir vicdanınızı şöyle tarayın. Bir tarayın. Yani hangi amaçla, hangi gerekçeyle, nasıl siz o topraklara gidiyorsunuz ve böyle bir mertebenin sahibi olabiliyorsunuz? Kaldı ki sonuç itibariyle dönüp dolaşılacak soru şudur. Senin çocuğun para karşılığında gidip orada savaşıyor. Para alıp cebine parayı doldurup senin de haylık e, geçimini, kiranı, yediğini sana e, ne bileyim bunun karşılığında getiren çocuğun neden böyle bir pozisyonda olması sana bir mutluluk veriyor? Onun ölümü. Hele bir düşünün çocuklarımızı tınağı acıdığı zaman yerinde zıplayan bizler bizler. Onları büyütürken yaşadığımız o sıkıntılar, gece uykusuz kalan anneler bu çocuklarını niçin kurban veriyorlar, nasıl kurban verebilirler, nasıl Recep'in e kurmuş olduğu bu tezgahın bir parçası haline getirebilirler. Getirebilirler. İşte bu zihniyeti karşılığında açık ve net bir şekilde söylemek gerekiyor. Açık ve net bir şekilde. Bir gün bir röportajda bir e, oğlunu kaybeden e, bir baba şunu söylüyor. Bundan diyor 7 tane var diyor. Ben diyor şimdi diyor onun diyor e, şehitlik parasıyla o 7 kişiyi büyüteceğim diyor. O yedi kişinin kurbanı haline getiriliyor. Çocuğuna bu gözle bakan bir ülke yaratıldı bu gözle bakan bir ülke yer altında Ve bu ülkeyi yaratanlar bu şatafatı yaşamayı kendilerine hak görüyorlar. Kendi çocuklarına hak görüyorlar. Kendi torunlarına hak görüyorlar. Yetmiyor, yedi sülalelerine yetebilecek kadarını çalıyorlar, çırpıyorlar. Ve ne yapıyorlar? Bizim çocuklarımızı da ölüme gönderiyorlar. Bizim çocuklarımız ölürken onlar onun üzerinde siyaset yapıyorlar. Onun için bir videomuz var. Eski bir video ama seçim döneminde paylaştığımız bir video. Bu videoyu bence izleyelim. Kısaca eğer izleyebileceksek de hazırsa şöyle büyütelim, büyütelim ve videomuzu verelim. Bu sevip sevip yayıp, evveli, 一，二，三。 Evet. Evet yani aslında bu resimdeki bu böyle e, ne diyorlar sosyal medya platformlarında göreceğimiz bu e, çevrenin çocukların nasıl yaşadığı ve bu işte bizim çocukların da nasıl ölüme gönderildiğinin ve ölenlerin ölenlerin e, e, yani babaları, ailelerinin resmiyle o işte şatafat içerisinde yaşayanların babasının resmi bence şöyle bir verelim. Verelim şöyle bir görelim. Yani beyefendiler o saltanat koltuğunda otururken ayaklarında ayakkabı olmayanların çocukları o dağlarda ölüme terk ediliyorlar. O cehennem savaşının ortasında bırakılıyorlar. Ve kaldı ki bu cehennem savaşı, bu vicdansız savaşın bir tarafında da sizin diğer çocuklarınız var. Bu tarafında sizin çocuklarınız var. Bizim çocuklarımız birbiriyle tokuştururken onlar o şatafatlarını devam ettirme imkanı ve yolu buluyorlar. Asıl meselenin düğümlendiği nokta bu. Savaştan, savaşın rantından bunlar besleniyorlar. Biz ne kadar fakirleşirsek onlar bizi o kadar daha çok satın alıyorlar, satın aldıklarını düşünüyorlar ve aslında bir anlamda da açtığımız üzerinden bizi terbiye etmeye çalışıyorlar ve vatan, millet, Sakarya hikayeleriyle de bizi ne bileyim dolandırıyorlar demekten başka bir durum yaşamıyoruz. Evet buradan diğer bir görüntüye geçeceğim. Bu da eski bir görüntü. Bugün gerçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı dile getirmiş. Bu o meşhur meşhur söz, o meşhur mikrofon meselesi. Ne diyordu Erdoğan? Yani bize de nasip etsin diyordu bu şahadeti. Ya bize de. Bize de dediğiniz zaman o zaman şunu sormak gerekiyor. İşte tam da bu noktada soruyoruz. E buyurun. Buyurun. Yani kuzeyde vatan ve millet için, vatan ve millet için, bayrak için Çocuklarımız orada. Senin de çocuklarını gönder. Yeğenlerini, torunlarını, kardeşinin çocuklarını gönder. Yetmedi bakanlarının çocuklarını gönder. Yetmedi parti meclisindekilerinin çocuklarını gönder. Yetmedi MYK'dakilerini gönder. Yetmedi belediye başkanlarını gönder. Onların çocuklarını gönder. Bir tanesi var mı arasında? Bir bakınız şöyle dönün bir bakınız. Şehitlik mertebesiyle biz de o şerbetten içelim falan filan hikayesi yapıyorlar. İçeceksen sana içilecekler çok buyur. Buyur sana işte Suriye, sana işte Irak, sana işte Ermenistan, sana işte Libya. Bizim çocuklarınızı gönderdiğin her yere kendi çocuklarınızı gönderin ve o şerbetten bol miktarda siz de için. Hep fakir fukaranın çocukları mı o şerbetten içecekler? Biraz da sizin çocuklarınız o şerbetten zıkkımlasınlar diyesi geliyor insanların. Ve gerçekten de her ölüm, her ölüm her eve ateş düşürüyor. Her eve ateş düşüren başkasının da evine ateş düşürüyor. Komşusunun birlikte binlerce yıldır o topraklarda yaşadığı kardeşlerin dediği, din kardeşiyim dediği, işte ne bileyim arkadaşım dediği insanlara aynı acıları yaşatıyor. Bir tarafta işte bu cehennem yaşanıyor iken Öbür tarafta da başka bir cehenneme bizi çekiyorlar. Bundan sonraki görüntülere gelelim. Biz ölürken, biz ölürken onlar bu şatafat içerisinde yaşarken, yaşarken böylesine de bir vahşeti uyguluyorlar. Bir vahşeti uyguluyor. Bizi insanlıktan çıkarıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını insan olmaktan çıkarıyorlar. İnsan olmaktan çıkarıyorlar. Şimdi şuradaki birinci resim. Şuradaki birinci resim. Çıl çıplak soyulmuş soyulmuş Filistinlerin resmi Filistinlerin resmi ve altına yazmış katiller ordusundan çıplak işkence katiller ordusundan çıplak işkence ve bunlar bunlar işte pençe kilit dedikleri o hareket sonrasında ele geçirdikleri aslında ele geç bazılarının eski olduğu kanatı da taşıyorum taşıyorum bu görüntülerin ama sosyal medya üzerinden servis edilen görüntüler çıplak soyulmuş soyulmuş Kürtler Kürtler yani sen İsrail'in yaptığına ne diyorsun katiller ordusu şimdi biri dönüp sen de o katiller ordusu gibisin dediğinde dediğinde bu suç mu olacak? Sen söylemişsin ve bu görüntüyü yayınlamışsın. Sen söylemişsin sonra bu görüntüyü yayınlamışsın ve arkasındaki paylaşımlara baktığınızda işte elinize sağlık, işte ne bileyim e, gebertin vesaire gibi kim ve nefretin örgütlendiği. Ve dikkat ederseniz bu görüntülerin tümü de AKP terörlerinin terrorlarının düğmeye basmasıyla birdenbire sosyal medya platformlarında dehşet bir yaygınlık kazandı. Yani bunun bu görüntülerin kendilerinin ellerinde zaten var olduğu ve ihtiyaç duyduklarında propaganda amacıyla servis ettikleri açık bir şekilde görülüyor ama bu görülen resim, bu görülen resim aynı zamanda vicdansızlığın aynı zamanda işte insanlıktan çıkmış olmanın işte kendisine katiller ordusu dedirtmenin işte yukarıda ne diyor terör devleti İsrail'den. Mesela o zaman birileri de kalksa şöyle dese terör devleti Türkiye'den diye. O zaman bu suç mu olacak? Yani biz bunu suç mu olarak kabul edeceğiz. Bunların bunların bu resmi bize yaşatanların bu ülkede bu ülkede bizlere bizlere bunu e, ne diyorlar öngörenlerin Böyle bir yaşam öngörenlerin, e, ne diyorlar ona? Şu görüntüyü vereceğim galiba, vereceğim ama yani şiddet barındırıyor. Onun için lütfen e, yani çocukların e, bu e, görüntüyü izlememesini e, tasfiye ederim. Onun için izlemesinler, mümkünse televizyonunuzun başında da alın. E, bu görüntüleri sizinle paylaşalım şöyle. Arkadaşlar eğer mümkünse şöyle, şu onurla, gururla, zevkle dağıttıkları resimleri görelim. Videoyu görelim. Şöyle bakınız. Sesini açmayın arkadaşlar. Bunların seslerini falan açmayın. Yani bu vahşetin, bu kirliliğin, bu pisliğin e, yani sizin ekranınıza getiriyor olmamızdan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz ama ve lakin şunu açık ve net bir şekilde söylemek gerekiyor. Bu vahşeti bu insanlara yaşatıyorlar. Bu insanlara yaşatıyorlar. Bu insanlara bu vahşeti yaşatanlar, bu vahşeti yaşatanlar Filistin davasında sahip çıktıklarını, Filistinlerin çıplak olarak çıplak olarak işkenceye maruz kaldıklarını ve bu devletinde devletinde bir terör devleti olduğunu söylüyorlar. Terör devleti olduğunu söylüyorlar. O vesileyle de biz de aynı şekilde aynı şekilde dönüp şunu rahatlıkla diyebiliriz ki bu bir terör devletinin terör devletinin işidir. işidir. Ve siz de ne yazık ki o terör devletinin bir parçası olarak duruyorsunuz. Demek gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Evet, bir iki e, görüntümüz daha olacaktı. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, gerçi bunlar uzun süre arka arkaya girince haberlere ulaşmak biraz daha sıkıntılı e, hal alıyor. Ama şurada da başka... Nur Doğan paylaşmış e, bu verileri. Diyor ki bu veriler şu anda ekranda iyi gözükemiyor ama sonuç itibariyle tezkereye, tezkereye kalkan elleri gösteriyor burada. Ve bu tezkereye kalkan ellerin aslında bu insanların, bu çocukların hayatının kaybetmesine vesile ve sorumluluk taşıdıklarını söylüyor. Siz burada elinizi kaldırdığınız zaman kaldırdığınız zaman bizim çocuklarımız o savaşın içerisinde bir nefer olmaya, bir zayiat olmaya ya da bir katil olmaya başlıyorlar. Katil olmaya başlıyorlar. İşte asıl bu cinayetlerin sorumlusu burada burada havaya kalkan eller ve bu ellerin havaya kalkmasını nı bu zevkle zevkle isteyen Recep'in kendisinden oluyor. Evet bunun devamını getirelim. Devamını getirelim. Evet devamını getirelim. Diğer grafiğimize geçelim. Bu grafiklerde biraz evet görüntü kaybı olmuş. O vesileyle okumakta zorlanıyoruz. Biz ölürken dedik. Şuradaki şu resmi şu resmi insanlar bir baksınlar. 27 Ekim tarihli bir resim. Şuradaki resim. Ne diyor? İsrail şu an Gazze'yi bu şekilde vuruyor. Hamması vurur gibi görünen görünen var mı? Sadece siviller ve çocuklar öldürmek amaçlanıyor. Halı bu muadama yapılacak ki etnik temizlik yapılsın. Yahudi yerleşimciler için alan vesaire açılsın deniyor. Ve şu görüntü. Bakın şu görüntüyü yorumlama biçimi ki bunu siz Anadolu Haber Ajansından diğer Türk medyasından iktidar medyasından tüm bu görüntüleri ve bu cümleleri görebilirsiniz. Yani sivillerin ve çocuklarını öldürmesi amaçlanıyor. Ve doğru bir soru soruyor. Böyle bir bombardıman şekliyle, böyle bir bombardıman şekliyle siz nasıl Hamas'ı vurduğunuzu iddia edebilirsiniz ki? Değil mi? Nasıl Hamas'ı siz bu kadar yaygın bir alanı havaya uçurarak Hamas'la savaştığınızı iddia edebilirsiniz ki. Değil mi? Bakınız bu da dün Rojava'dan gelen resimler. Dün Rojava'dan gelen resimler. Bakınız resimlerdeki benzerliği tıp atıp aynılığı görebiliyor musunuz? Burası İsrail'in Hamas'la savaştığını iddia ettiği görüntü. Bu da bu da Türkiye Cumhuriyeti devletinin işte ne bileyim Kürtlerin örgütleriyle vesaire savaştığını iddia ettiği ya da YPG ile vesaire savaştığını iddia ettiği bölge ve yer. Orada siviller ölüyorsa burada kimler ölüyor acaba diye dönüp bir sormak gerekmez mi? Ama bunu paylaşıp zevkle zevkle bunu bir kahramanlık, bir intikam bir işte ne bileyim büyüklük olarak sunan ve bunun arkasında duran dehşet bir yapının, bir kitlenin olduğunda söylemek mümkün. Bakınız. Şuradaki resimlerin birçoğu birçoğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin Rojava'da yapmış olduğu bombardıman sonrasında gelen görüntüler. Gelen görüntüler. Yani şurada ki resimlerde görülüyor. Sivillerin vuruluşu, hastanenin e, e, vuruluşu, işte fabrikanın vuruluşu, işte ne bileyim e, ne diyor e, tekstil e, imalathanesinin vurulması. E, yani anlayacağınız şuradaki göreceğiniz resimlerdeki ki sosyal medyada bunları rahatlıkla takip edebilirsiniz. Kaldı ki bunları mesela muhalif muhalif sitelerden değil ya da işte ne bileyim alternatif medya platformlarda falan değil. Sosyal medyaya girdiğimizde Erdoğan ve çetesi etrafında örgütlenmiş olan bütün o troller, bütün o işte ne bileyim kahramanlık hikayesi anlatanlar, işte mesela diyelim ki Sinan Ateş'in katledilmesine, cinayetine sesini çıkaramamış olan o ülkücü denen kendisine tayfa, bunları paylaşarak Kürtlerin nasıl öldürdüklerini zevkle anlatıyorlar. Zevkle anlatıyorlar. Aynen, aynen, aynen şuradaki argümanları kullanarak, şuradaki argümanları kullanarak. Yani sivilleri hedef alarak. Şimdi sivilleri neden hedef alırsınız? Buradaki adam biliyor. Bu işi yapanlar biliyorlar. Ne diyorlar? Etnik temizlik. Etnik temizlik. Burada ne yapılıyor? Aynı şekilde. Etnik temizlik. Yani kimse kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İsrail'in Filistin'de uğrat, e, uyguladığı e, zulüme, e, savaşa karşı durduğunu iddia etmesin. Bu insanların aklıyla dalga geçmektir. İsrail'in tıpatıp aynısı. Kendisi bu yolu yolcusu iken İsrail'e ne dönüp söyleyebilir ki? Ya da İsrail dönüp ona ne söyleyebilir ki? birbirlerini besleyen, birbirlerinin işte e, ülke içerisindeki itibarlarının artmasına vesile olacak söylemlerin dışında herhangi bir şey görebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, işte Recep ve çocukları ve onun tayfesi gemilerle, gemilerle İsrail'e savaş malzemesi taşıyorlar. Filistinli çocukların öldürülmesi için havaalanan jetlerin Petrol ne kadar karşılıyorlar? Petrol ne kadar karşılıyorlar? Ve sonra İsrail ne yapıyor? Bu ortaya çıkınca, Recep zor durumda kalınca İsrail limanlara yanaşan gemilerinin, gemilerin eee e, kamuoyuna açık olan bölümlerinin hepsini kamuoyuna kapatıyor ve hangi gemilerin kendi limanına yanaştığının listesini dışarı vermiyor. Yani Recep'le işbirliğini Recep'le işbirliğini koruyor, kolluyor. Birbirlerini kolluyorlar, birbirlerini kolluyorlar. Sonra peki bunlar deşifre olunca ne diyorlar? Ne diyorlar? Ya diyor biz mesela İsrail'e karşı eğer bir ambargo uygular ve onunla aramızı bozarsak işte ne yaparlar? Bizim ekonomimize yönelik de ambargo dünya e, yapar. O dünya ambargoyu yaparsa ondan sonra bizim ekonomimiz kötüye gider. Çok iyi bir ekonomi varmış gibi. Ondan sonra da işte binerler Recep'in üstüne gelirler. Recep iktidarını başkalarına devretmek zorunda kalır. Onun için biz İsrail'le Filistinlerin öldürülmesi karşılığında anlaşmaya devam edeceğiz diyorlar. Bu utanmazlık da öyle alani bir şekilde yapıyorlar ki işte Dışişleri Bakanı kalkıyor açıklıyor. Onun işte ne bileyim trolleri kalkıp açıklıyor. Yetmiyor onu soytarıları işte din adına vesaire ortalıkta gelen işte o cübbeli mübbeli gibi soytarılar aslında ne meslekleri olduğu bilinen şahsiyetler de kalkıp bunun vaazını veriyorlar. Yani bütün kurumlarıyla aslında kirlenmişliğin vazinin verildiği, örgütlendirildiği böylesine kirli bir yapılanmanın içerisinde aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bu kirliliğe dahil ediliyor. Devletin ve iktidarın kirlenmişliği Yukarıdan aşağıya toplumun kendisine sirayet ediyor ve toplum 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 yani cinnet geçirmiş gibi e, Kürtlerin öldürülmesi üzerine tepiniyor. tepiniyor. Böylesine bir ruh hali. Ne kadar çok Kürt vurduk. Bak bizim uçaklarımız ne kadar güçlü. İşte bizim işte askerimiz ne kadar güçlü. İşte bizim şuyumuz ne kadar güçlü deriken, deriken bir bakıyorsunuz, bir bakıyorsunuz dünyanın kapısında kapısında direnci haline gelmiş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Düşünün mesela Türkiye işte ekonomik bir kriz yaşıyor ve bu ekonomik krizi atlatmak için de işte körfez ülkelerinden Avrupa'dan vesaire aslında bir direnci vazifesine görüyor. O duruma düşürülmüş Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kadar iken, bu kadar açlığa mahkum edilmişken bir bakıyorsunuz. Erdoğan ailesi bakanlarıyla birlikte, milletvekilleriyle birlikte zenginleşiyorlar. Onlarda hiçbir fakirleşme olmuyor. Mülklerine mülk katıyorlar, mallarına mal katıyorlar. Peki Türkiye fakirleşirken bu paraları nereden buluyorlar? Nasıl zenginleşebiliyorlar? Bizim çocuklarımız açlığa mahkum edilirken, bizim çocuklarımız ölüme mahkum edilirken, biz ölürken bunlar nasıl zenginleşiyorlar, nereden buluyorlar bu kaynakları, bu paraları ya da yani izah edilemez bir biçimde memleketi nasıl pazarladıklarının resmidir bu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin işte kendi aralarında kavga etmişlerdi Bülent Arınç'la Melik Gökçek ne diyordum? Ankara'yı parsel parsel sattın diyordu. Şu anda işte Ankara'yı açtı mesele. Parsel parsel Türkiye'yi satıyorlar. Kimisi diyor ya işte vatanı korumak, milleti, bayrağı korumak için işte ne bileyim Suriye'deyiz, işte Irak'tayız, işte ne bileyim neredeyiz. Hayır öyle bayrak, vatan, millet. O zaman bayrak, vatan savunuyorsan önce önce senin satılan kamu iktisadi teşebbüslerin kitlerin nereye gittiğinin hesabını, paralarının neye harcandığını, kimleri bu mülkleri aldığını sorman gerekiyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iktidarına istediği bölgeye, istediği yere el koyma izni veren yasalar çıkarıldı. İnsanlar evlerinden, iş yerlerinden çıkartılıyor. Onların mallarına, mülklerine el konuluyor. Peki o el konulan mallar, mülkler kime satılıyor? Satılıyor bu ülke. Bu ülkenin toprağı satılıyor. Bu ülkenin insanı satılıyor. İnsan satılıyor. Kıymeti harbiyesi yok. Sizin çocuklarınızın gidip orada savaşmasının, orada ölmesinin bir kıymeti harbiyesi yok. Ne olacak? En fazla olan şey nedir? Recep gelecek, tabut, tabutlarımızın üzerine elini koyup ona buna küfür edecek. Ona buna saldıracak. Bu toplumda daha çok ölüm örgütleyecek. Ve bu toplumda daha çok ölümün örgütlendirilmesi için de her türlü hileye, hurdaya başvuracak. Ve satmadık bir yerini bırakmadılar bu ülkenin. Mesela Filistin meselesinde en çok konuşulan ve Türkiye'de bazı kesimlerin propaganda ettiği şey nedir? İşte Filistinliler de topraklarını satmasalardı. O zaman dönüp sormak lazım. Türkler niye topraklarını satıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Karadeniz'in bütün yaylaları gitti. Ege'nin bütün sahilleri, Antalya'nın bütün sahilleri. İstanbul'a şu anda dehşet projelerle ki buna bir de kentsel dönüşüm, işte deprem vesaireyi de gerekçe göstererek bütün o yandaşların ihtiyaç duyduğu Yeni dönem, gönüllü dönem rant alanlarının hepsini örgütlemeye başladılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını pazarlamışlar. Nereye pazarlamışlar? Mesela Katar'a değil mi? Katar'a. Katar'ın mesela e, Türkiye'nin üstleri orada ne yapıyorlar? İşte Katar'a hizmet veriyorlar. Bekçilik yapıyorlar. Bekçilik yapıyorlar. Avrupa'ya baktım, milyonlarca göçmen işçi gönderilmiş. Buradaki işçilerin haklarının savunması konusunda tırnağını bile kıvırdatmıyor. Kıvırdatmadığı gibi kendi vatandaşının bilgilerini, bilgilerini, ekonomik bilgilerini Avrupa devletlerine vermeyi taahhüt ediyor ve şu anda herhalde iki yılı buldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşının şahsi bilgilerini talep edildiğinde Avrupa ülkelerine özellikle de Almanya'ya veriyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek bir Alman'ın kişisel bilgileri talebinde bulunsa, bulunsa bir şey alabilecek mi? Bir cevap alabilecek mi? Ya da İsrail'i düşünün. İsrail Filistin çatışmasında işte rehineler vardı. O rehineler meselesinde gördük. İşte ne yapıyor? Bir İsrail'le karşı 10 Filistinli ya da 100 Filistinliyi serbest bırakıyor. Vatandaşına değer ve kıymet verdiğini gösteriyor. Bu böyle midir değil midir? İşin başka bir tartışması. Ama davranış biçimiyle ilgili bu böyle. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları söz konusu olunca hiçbir kıymeti harbiyeleri yok. Yaşadıkları yerler belli, ee, yaşam biçimleri belli, devletin sahip çıkış biçimi belli. İşte Marmara, Mavi Marmara'ydı galiba sanırsam ne diyordu? Bize mi sorup gittiniz deyip, önceden övünen, ben gönderdim diye. sonra da bize mi sordunuz diyen bir kafanın, bir zihniyetin hakim olduğu bir ülke gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Ve gerçekten de bu ülke artık utanç boyutunda bir yaşamı bize dayatıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına. Evet buradan diğer başlıklara da geçelim. Diğer başlıklara geçelim. Çünkü Türkiye'de mesela sosyal medya üzerinden hızlıca haberler geçiyor. Gündem öyle hızlı değişiyor ki siz birden öbürüne ulaşmayı beceremiyorsunuz. Ki uzun zamandır da sesi soluğu kesilmiş olan Recep son günlerde tekrar meydana çıktı. Çünkü gündem onun sallayacağı, bayrak vatan millet hikayeleri anlatacağı bir dönemi ve süreci de kendisine sunuyor. Ve Recep de piyasaya çıkma. işte dün söyledikleri ne diyordu o? Ekonomiyle ilgili işte Faiz diyor e, sebeptir, sonuç diyor enflasyondur. Böylesine bir cümle kuruyordu. Gelin görün ki o söylediklerinin tümünü yalayıp yutup şu anda işte faizleri zirveye doğru taşıyan bir ülke haline geldi. Gerçi Recep'le ilgili söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi e, dün söylediğinin bir kıymeti harbiyesi yok. Bugün söyleyeceğin de herhangi bir kıymeti harbiyesi yok. Evet diğer başlıklara gelelim. Diğer başlıklara gelelim. Sosyal medyadan derlediğimiz bazı başlıklar var. Bu başlıklardan bir tanesi de Ali. Diyanet İşleri Başkanlığı 36.4 milyar TL'lik bütçesini henüz yıl tamamlamadan 7.8 milyar TL açtı. Bakanlığın ödenek üstü harcaması genel bütçe kapsamındaki 15 kamu idaresinin yıllık bütçesini geride bıraktı. Yani asalakların nasıl beslendiği bu memlekette. Mesela bu Diyanet İşleri Başkanlığı Allah rızası için ne iş yapıyor? Ne iş yapıyor ki bu toplumun, bu fakirin, bu perişan insanların insanların ekmeğini alıp zıkkımlanıyor? Yani ne işe karşılık yapıyor bunu? Yani aslında söylenecek söz belli. Neyin karşılığı? Bunun karşılığı biliyoruz ki Erdoğan'a hizmet, iktidara hizmet, yalanı örgütlemek, yalanı örgütleyen bir din kurumu düşünün. Yani mesela dinden imandan çıktım diyorlar ya, bunların şahsında mesela insan dinden imandan çıkıyor. Dinden imandan çıkıyor. Bu kadar lüksü ve şatafatı kendilerine hak gören ama insanlarımızın da sabretmesini vaaz eden Öylesine ağlaksızlar içerisinde kaldı memleket. Evet. Başka bir haber. Avcılar İçişleri Emniyet Müdürü Murat Özburun'un dükkan basıp esnafı darp ettiği görüntüler. Yani şimdi bu tepeden tırnağa yani yukarıdan aşağıya kadar toplumun tüm kesimlere sirayet ediyor. Mesela siz siz çocukları işte ne bileyim galyana getirip, onları işte vatan, bayrak vesaire hikayesiyle işte ne bileyim savaşa gönderip onlar döndükten sonra da işte ne bileyim e, gazidir, şehittir e, ne bileyim nedir diyerek de onları e, şuraya buraya yerleştirdiğinizde onları o uyguladıkları şiddeti işte biraz önce görüntülerini gösterdiğimiz o şiddeti uygulayan insanları övdüğünüzde o zaman geriye ne geliyor? Geriye her alanda aynı işi yapıp aynı şeyden beslenen bir yapı ortaya çıkıyor. Yapı ortaya çıkıyor. Gücü olan güçsüzleri eziyor. Her alanda eziyor. Yani iş yerindeyse iş yerinde eziyor. İşte ne bileyim karakoldaysa karakolda eziyor. Askerdeyse askerde eziyor. Fabrikadaysa fabrikada eziyor. Bakanlıktaysa bakanlıkta eziyor. Güçlünün, güçlünün ee, hakim olduğu, güçsüzün de saldırıya maruz kalmasının bu güçler tarafından örgütlenip desteklendirildiği bir ülkede e, yadırganacak bir durum mu bu? E, hayır. Türkiye böylesine bir ülke. Türkiye böylesine rezil bir ülke. İşte Emniyet müdürü düşünün. Toplumun emniyetini ve güvenliğini sağlamakla e, sorumlu. Ama Allah bilir ya rüşvet içindir ya işte ne bileyim bana ters yan gözle baktım. Ben kimin nesiyim biliyor musun sen ben sana gösteririm vesaire hikayesi. Yani arkasını şöyle biraz karıştırın göreceksiniz ama sonuç böyle gideceğin yerin tepedekilerin çok yediği aşağıdakilerin de az yediği ve çaldığıyla ilgili olduğunu da göreceğiz. Evet, Türkiye'de ilk 500'e hiçbir üniversite girmedi. Gözünüz aydın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her köşesinde üniversiteler yapıldı biliyorsunuz. Bu üniversitelerde de eee işte eğitim veriliyor, çocuklarımız eğitiliyor. Ama gelin görün ki bunlar hiçbir kıymeti, harbiyesi yok, denklikleri yok. Denklikleri de yok. Türkiye'de birkaç üniversitenin işte denkliği var Avrupa'da veya dünyada. Ama büyük bir kesimin bir denkliği yok. Türkiye'de de kıymet harbiyesi yok. Yunan'da sizin sokaklarda bol miktarca, miktarda işte üniversite mezunu insanlar var. Ve bunlar da aslında günlük işlerde ya da hizmet işlerinde çalışıyor. Kimisi garsonluk yapıyor, kimisi işlerine bir belediyede çalışıyor. Ve kendilerinin güya edinmiş oldukları meslekte iş bulamıyorlar, iş de yok yani. Zaten öyle bir dert de yok. Onlar iş bulsalar, onlar çalışsalar, üretseler ve ürettiklerinin de hakkını alsalar o zaman Bilal Oğlan'a ne kalacak? Eh, ne diyorlardı o Türkiye'de şey bir söz vardı, atasözü neydi? Şıracının şahidi bozacı, bozacının şahidi şıracıdır diye. Bakan Şimşek diyor, Maliye Bakanı bu e, Kürt kırması. Hiç kimseden para istemedik. Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. Yani dönsün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunu kendilerine sorsunlar. Kendilerine sorsunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin paraya ihtiyacı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin paraya ihtiyacı yoktu da yani o körfez ülkelerinde biz mi gittik dilencilik yaptık? Ve biz mi gittik ve dönerlerken işte uçakta o güya gazetecilere 50 milyar dolarlık anlaşma yaptık. Şuradan şu para gelecek, buradan şu para gelecek diye hikayelerini biz mi anlattık? Yani bu utanmazlığın Böylesine bir boyutta e, işlendiği başka bir ülke olabilir mi? Evet aynı haberi geçilmiş oradan. Evet yani bu görüntüler artık biraz önce söylediğimiz gibi Güya orada e, rehin alınan e, ya da gözaltına alınan yakalanan, insanlara, insanlara karşı nasıl bir bahşet içerisinde olduğunu gösteriyor. Ya olmasaydı olmazdı. Mesela hiç kaçıramayacağımız e, haberlerden bir tanesi. Ne diyor? Arabasında 800 gram uyuşturucu bulunduktan sonra tutuklanan Yeşilay Kiriş Şube Başkanı Ahmet Zorlu'nun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı olduğu ortaya çıktı. Hiç kaçmıyor. Yani Türkiye'de ne kadar ahlaksızca bir kirlenmişlik var ise, işte düşünün yeşilay e, başkanlığını yapıyor, İşte emniyette e, e, polis, işte emniyet müdürü vesaire, uyuşturucuyla yakalanıyor e, ve dikkat edin bu uyuşturucuyla yakalananın en samimi olduğu kişi Süleyman Soylu hiç kaçmıyor, hiç kaçmıyor. Yani dönün, dolaşın, şöyle bir bakın. Yani aslında Süleyman Soylu'nun, Soylu'nun kiminle fotoğraf çektiği, takip ederseniz bence Türkiye'deki büyük oranda suç şebekelerini de yakalamış olursunuz. Aslında takip alınması gereken kişi Süleyman Soylu. Evet, Tokat'taki baba evi, aile ve sosyal hizmetleri bakan tarafından yeniden yapılacak. Değil mi? Evet, yani biraz önce üniversiteler meselesi vardı ya. 115 üniversite, üniversitenin üye olduğu konseyin başkanı sahte akademisyen çıktı. Bu memleket, ülke bu. E tabii yani mesela diploması olup olmadığı tartışılan bir adam cumhurbaşkanı iken bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş olan konseyin başında da ne var? Sahte akademisyen. Yani üniversiteyi bitirip bitirmediği bile belli değil. Bırakın sizin akademisyenlik kariyerinde olup olmadığı. Adamın üniversiteyi bitirip bitirmediği bile belli değil. Ama 115 üniversitenin dahil olduğu konseyin başkanı. Böyle bir ahlaksızlığın, böyle bir sahtekarlığın yönettiği üniversiteden kim mezun olsanız ne olur, olmasanız ne olur? Evet, bakın biraz önceki Görüntüler bunlar işte Rojava'dan, Suriye'nin kuzeyinden gelen görüntüler. Geceyi aydınlatanlara selam olsun, kılıcınız keskin olsun. Savaşa verilen dua. Savaş böyle destekleniyor. Aynı İsrail'dekiler gibi, İsrail gibi, İsrail gibi aynı zihniyetle Kürtlerin öldürülmesi ya da Filistinlilerin öldürülmesi konusunda aynı yerden bakıyorlar, aynı yeri görüyorlar ve aynı amacı hedefliyorlar. Filistinsiz bir e, Gazze işte Kürtsüz bir e, Kürt coğrafyası e, yani aynı tıpkıların aynısı. Evet. Bu da güzel bir soru aslında. Ece Üner sormuş. Neden kahraman şehitlerimiz kerpiç evde oturuyor diye sorarsanız vatan haini olursunuz. Vatan aynı olursunuz. Onlar şehit olduktan sonra ailesine ev yaptırırsanız kahraman. Kahraman olursunuz. Bu çocuklar, bu çocuklar, bu sözleşmeli, mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri ve ordusu artık sözleşmeli paralı bir askerliğe çevrilmiştir. Yani o öyle peygamber ocağı falan filan olmaktan çıkarılmış para ocağına döndürülmüştür. Para ocağına çevrilen bir yerinde bir kutsaliyeti falan kalmaz ve bunun da bunun da artık toplumun tüm kesimleri tarafından yavaş yavaş görülmeye başlandığını da görmek lazım. Öyle sadece bu kahramanlık hikayeleri anlatarak vesaire işte ne bileyim medyada bağırarak siz bu gerçekliğin üstünü örtemezsiniz. Evet biraz önceki görüntüler Yani Özgür Özen'in çeyreğine saldığında AKP'nin milletvekili aday adayı çıktı. Yani bunlar örgütlü, planlı, organize bir şekilde devlet merkezinden yönetiliyor. Propaganda bakanlığı ya da dairesi tarafından idare ediliyor, yayılıyor. Ve bunun üzerinde de topluma mesajlar verilmeye çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde de seçimler var, yerel seçimler var. Görünen olur ki bu yerel seçimlerde de, bunun üzerinde tepinecekler. Evet bu da Ali Yerlikaya, eski İstanbul Valisi Şimdiki İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi iken o dönemde işte o güçlerin başında iken İstanbul'u İstanbul'u bir çeteler cennetine çeviren adam. İçişleri Bakanı olduğu dönemde de her gün bir operasyon haberiyle, Sanki bu çetelere karşı mücadele veren bir kahramanmış gibi kendisinden de paya çıkarmaya çalışıyor. Yaptığı şey ne biliyor musunuz? Yaptığınız şey ne diyor? Askerlerimize düz uzatan, hakaret eden şahıslar yakalandı vesaire gibisinden ee, insanlar soruyorlar. Çocuklarımızı niye ölüme gönderiyorsunuz? Çocuklarımızı neyi karşılığında ölüme gönderiyorsunuz? Çocuklarımız orada bu yani bir e, amaca e, hizmet ediyorlarsa bu amaç nedir? Nedir? Varsayalım ki e, biz orada karakollar kurduk, üstler kurduk ve orayı yerleştirdik. Bununla ne amaçlıyoruz? Türkiye toplumunun insanın cebine ne giriyor diye sorduğunuz zaman ya da ya da bizim çocuklarımız orada karda kıyamette öldürülürken öldürülürken veya öldürürken öldürürken sizin çocuklarınız ne iş yapıyor sorusuna işte adamların verdiği yanıt nedir? E, askerimize dil uzatmak oluyor. her yani Kusura bakmasınlar. Sizin sizin e, e, parasını vererek e, savaşmaya gönderdiğiniz insan öldürmek için e, eğittiğiniz bir kurum ve yapıya e, aslında Peygamber Ocağı kusal ocak artık diyemeyiz. Kusura bakmasınlar. Kusura bakmasınlar. Ve böyle görüyorlarsa gerçekten Peygamber Ocağı'na kendi çocuklarını da göndersinler. Biz de onlara inanalım söylediklerine. Evet yani Erdoğan klasiği işte dedim ya ortalıkta görünmeyen adam birdenbire ortalığa çık verdi Niye? Çünkü bir rant alanı kendisi için açılmış gibi görüyor. Çünkü yaptıklarının artık konuşulmayacağı, ekonomik sıkıntıların konuşulmayacağı, enflasyonu konuşulmayacağı vesaire bir dönem ve sürecin içinden geçmek, onu baskılanmak. Biliyorsunuz eğer birisi ne kadar vatan, millet, bayrak diye bağırıyorsa arkasına bakınız dehşet bir kirlenmişlik, dehşet bir ahlaksızlık, dehşet bir e, vicdansızlık vardır. Dediği değerlere de zınlık kadar bir katkısı yoktu. Biz bunları önceden biliyoruz. Mesela bu Egemen Bağıştı galiba. O dönemde ne diyordu? Her cuma bir ay ayet sallıyorum. Yani bu. itikatlar ve inançlar bu. Ne sallama ihtiyacı duyuyorlar? Çünkü fakir fukarın ekmeği bu ayetler haline getiriliyor. Bunlar o ayetleri satarak satarak kendi mülklerine mülk katıyorlar, zenginliklerine zenginlik katıyorlar. İşte bu da daha işte Erdoğan'ın, Bilal Erdoğan'ın vesaire o mikrofon kapalıyken yaptığı konuşmalar vesaire. Tabi tabi diyor yani şimdi şey meselesi var uçak alacağız, şunu alacağız, bunu alacağız vesaire deniliyor. Tabi diyor yüzde bizimdir diyor yani. Tabi tabi o da diyor sizindir yani kimin olacak yani reisin oldu sensin. Evet. Evet yavaş yavaş geliyoruz bunlar da. bunlarda dediğim gibi son işte Rojava'dan gelen görüntüler ve insanlar yaşam mücadelesi veriyorlar. İşi de karşı savaşmışlar. Çocuklarını kaybetmişler. Bir vahşeti geride bırakmaya çalışıyorlar. Ama o vahşeti besleyen, o vahşeti örgütleyen Erdoğan ve çetesi artık işi devre dışı kalınca kendisi devreye giriyor. Kendisi devreye giriyor vekalet e, savaşçıları bir anlamda kenara çekiliyor ve gerçek yüzüyle, gerçek kimliğiyle e, Türkiye bugün e, işte kendisinin güya e, İsrail eleştiri olarak e, dile getirdiği, o kahramanlık söylemlerine vesile olan işte Erdoğan büyük kahramandır hikayeleri yaptırtılan, yapan vesaire adamlar aynısını kendileri yapıyorlar ve aslında bir anlamda onlara aynaya dönün bakın aynadaki sizsiniz. Söyledikleriniz İsrail için söylediklerinizin hepsi sizin kendinize söylediklerinizdir. Siz bu kirlenmişliği ve bu ahlaksızlığı kendinizden biliyorsunuz. Kendinizden biliyorsunuz. Onun için de o cümleleri rahatlıkla kurabiliyorsunuz diyoruz. Evet, böylelikle bir sosyal medya gündem yayınının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Hangi gündemin önümüze geleceğini bilmiyoruz ama ve lakin Türkiye'deki şiddet gündeminin bu seçimlere kadar yükselerek devam edeceği, Türkiye'de milliyetçilik, ırkçılık adı altında toplumun birbirine kırdırılması e, gündeme gelecek. Ama toplumun dönüp de bizim çocuklarımızı savaşa gönderemezsiniz. Barış hemen şimdi demesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Ve bu sürecin etrafında duran, barış isteyen, Herkese selam ve saygılarımızla. Hoşçakalın, dostçakalın.